uzman fizyoterapistimiz Hasan Esat Alagöz yanımızda efendim. Tüm merak ettiklerinizi burada bizzat kendisine soracağız. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Tabii. Ben 1977 Iğdır doğumluyum ama yaşamın büyük bir kısmı İzmir'de geçti. 9 Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde uzmanlığımı aldım. Yaklaşık 20 yıldır Salihli'de fizik tedavi ile ilgili uygulamalar yapıyorum. Uzun yıllar özel hastanede çalıştım. Sonrasında bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açtım. Yaklaşık 4 yıldır da Sportmed Fizyo'yu açtım. Sağlıklı yaşamla ilgili değerlendirme ve uygulamalar yapmaktayız. Şimdi şunu merak ediyorum. Sağlıklı yaşam dediğimizde sağlıklı yaşamın içine sizi ilgilendiren kısım ne oluyor? Şimdi şöyle, yani sağlıklı yaşam dediğimiz kavram aslında son zamanlarda gittikçe daha çok ön plana çıktı. Neden? Pandemiyle beraber hepimiz evlere kapandık. Bu kapanma süreciyle beraber tabii ki fiziksel anlamda bir takım sorunlu durumlar ortaya çıktı. Nedir? İşte daha çok beslenme, tüketim ağırlıklı bir yaşamımız ortaya çıktı. Hı hı. Hareket kabiliyetimizi kaybetmeye başladık. Maalesef. Yani fiziksel hareketlerimiz azaldı. Dolayısıyla daha çok kilo aldık. Kas eklem sistemi rahatsızlıklarımız daha çok ön plana çıktı. Özellikle Covid geçiren hastaların çoğunda solunum problemleri ortaya çıktı ki keza bel, boyun problemleri yine ağırlıklı olarak karşılaştığımız durumlar. Dolayısıyla sağlıklı yaşam çok ön plana çıktı. Bize danışanlarımız özellikle bel, boyun, sırt ağrılarından dolayı yoğun bir şekilde başvuruyorlar. Ve biz bu danışanlarımızı değerlendirip, muayene edip gerekli olan manuel terapi ve klinik pilates uygulamaları yapıyoruz. Bunun dışında uyguladığımız birçok teknik ve yöntem var. Güzel sonuçlar alıyoruz. Bu yöntemler nelerdir ve bu yöntemleri genelde ekranları başındaki izleyicilerimiz kimler uygulayabiliyor ya da kimlere uygulayabiliyorsunuz? Şimdi ben kendim uzman fizyoterapistim. Tabii ki fizyoterapistlerin yaptığı bir takım kas iskelet sistemi değerlendirmeleri var. Bu değerlendirmeler ışığında uygulamalarımızı belirliyoruz. Uygulama portföyümüz çok geniş. Yani fizyoterapistlerin uyguladıkları teknikler çok geniş. Manuel terapi teknikleri var. Bunun yanında bir takım işte Graston tekniğidir, kuru iğneleme tekniğidir gibi çok farklı uygulamalar var. Yine keza kinezo tape dediğimiz bantlama teknikleri var. Bu tekniklerin yanında ayrıyetten biz daha çok egzersiz ağırlıklı uygulamalarla gelen danışanın problemini, şikayetlerini hafiflettikten sonra egzersiz yüklemesiyle tekrardan problemlerini yükseltmesin diye, tekrardan bu problemle karşılaşmasın diye daha kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Özellikle şunu sormak istiyorum. Çok sık masa başında vakit geçiren insanlara buradan tavsiyeleriniz varsa biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Masa başında çalışan, ofis çalışanı vatandaşlarımız çok yine yoğun bir şekilde bize başvuruyorlar. Yani günün belki 7-8 saatini sürekli masa başında geçiriyorlar ve haliyle ortaya bir takım postür bozuklukları çıkıyor. Bu postür bozuklukları yine kas iskelet sisteminde bir takım sorunlu durumlar ortaya çıkarmakta, ağrı durumlar ortaya çıkmakta. Dolayısıyla bizim bu vatandaşlara önerimiz şu, kesinlikle bir fizyoterapistle görüşsünler, bir fizyoterapistin yönlendirmesiyle bir takım uygulamalar yapsınlar. Çok basit günlük belki yapacakları 15-20 dakikalık uygulamalarla çok rahatlıkla şikayetlerinden, ağrılarından kurtulabilirler. Ama yaklaşık 8 saat bir pozisyonda kalıyorlar. Dolayısıyla bunu çözmek için de bir takım egzersiz programları yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda gerçekten ileriki yaşlara da yapılan bir yatırım olarak da düşünebilir miyiz? Kesinlikle aslında çok önemli. Ben özellikle belli bir yaş grubunda, özellikle 55-60 yaş grubunda, hatta daha erken yaş grubunda gelen üyelerimize şunu söylüyorum. Bir yıl sonra kendinizi nasıl görmek istiyorsunuz? Bir yıl sonra. O kadar şiddetli ağrılarla ve fiziksel yeteneklerini kaybetmiş bir şekilde geliyorlar ki, hem ciddi bir kiloları da olabiliyor. Dolayısıyla hani kesinlikle geç kaldınız ve artık şu saatten sonra ne yapmanız gerekiyorsa hızlı bir şekilde çözüm üretmek zorundasınız diye insanları uyarıyoruz. Genç arkadaşlarımızı da yine aynı şekilde uyarıyoruz. Bu örnekleri de veriyoruz hatta. Çünkü bir noktadan sonra gerçekten çözüm üretmek kolay olmuyor. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzleyicilerimizi burada ve bizleri aydınlattığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yolumuz düştüğünde tekrar sizlere kapınızı çalacağız. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.